Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugün eğitim videosu olmayacak. Daha çok böyle biraz Canvas ve SVG hakkında bilgi vereceğiz. Onun da sebebi basit aslında. Çünkü SVG eğitimleri vermeyi düşünüyorum. Daha doğrusu Canvas eğitimleri. Ama neden Canvas? Canvas ne işe yarıyor? Daha önce neler kullanıyordu? Teknolojinin biraz geçmişi, biraz tarihi, hafif bilgilendirmelerden sonra video bitecek. Niyetim bu en azından, ama benim çenem biraz düşük olduğundan dolayı konuyu açacak, başka konulara giriş yapacağım. Oradan konular uzayacak. Yine ders süresi yaklaşık 40 dakikayı falan bulacak. Tabii 40 dakikalık bir derste sürekli kod 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 olunca sıkıcı olabiliyor. Özellikle hani framework ya da kütüphane tabanlı kodlar yazdığınız zaman haliyle bir başkasının kodlarını, bir başkasının işte veri yapılarını kullanıyorsunuz. Bu da hani ben anlasam bile bunu bir başka kişiye anlatmak bazen zor olabiliyor. Daha doğrusu karşıdaki kişi biraz sıkılabiliyor. Ama bu konu öyle değil diye umut ediyorum. İnşallah biraz laf kalabalığı olacak. Evet. WebAssembly dersimizde biz birkaç tane detayı görmüştük. Ne yapmıştık? İşte bir giriş sayfası, bir ana sayfa, işte pages olaylarına girmiştik, sayfalama yapmıştık falan filan. Tabii bunları yaparken benim niyetim şuydu. Yani WebAssembly'nin şu anda bile JavaScript'in yaptığı her şeyi yapabildiğini göstermek istiyordum. Her şeyi derken bir normal bir web sitesi için her şey. Tabii birçok konu var hala eksik olan. O birçok konuyu kaç kişi kullanıyor onu bilmiyorum. Ama ben şu ana kadar JavaScript'te yapabilip de WebAssembly'de yapamadığım herhangi bir şey olmadı. Açık söylemek gerekirse. O yüzden hani gösterdim. Bakın yapılabiliyor anlamında gösterdim. Tabii birkaç tane eksiğimiz var yine WebAssembly'de. Onların başında da server side rendering olayı geliyor. Yani bunu SEO konusuna dikkat kesilenler daha iyi bilir. SEO mesela nedir? İşte Google'ın indeksleme yaparken sizin sunucudan gelen RAW HTML dosyanızı okuma üzerinedir. Haliyle bizim WebAssembly bütün web sitesini kendisi kontrol ettiği için sunucudan gelen HTML ile WebAssembly'nin kontrol ettikten sonra oluşturduğu HTML birbirinin aynısı değil. Haliyle Google client üzerinde yani tarayıcı üzerinde render edilen VDOM yani Virtual DOM konusunda pek şey yapmıyor. Performanslı değil. İndeksleme yapmıyor yani. Gerçi o konularda da geliştirme var ama şu an için o kadar verimli değil. Öyle söyleyelim. O yüzden mesela hepsi burada gibi bütün ürünlerinizin Google'da indekslenmesini falan istiyorsanız öyle bir projeniz varsa WebAssembly bir miktar bunun için uygun olmayabilir. Her neyse. WebAssembly neden vardı? Bunu ilk videolarda anlatmıştım ama kısaca şöyle söyleyelim. WebAssembly aslında web uygulamalarının gittikçe çok daha geniş kullanım alanlarına yayılmasından ötürü performans gerektiren ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış bir şey. Yani JavaScript mesela bizim birçok işimiz için gayet yeterli bir programlama dili. Yani sonuçta biz ne yapıyoruz? İşte bu ekrandaki yazıları değiştiriyoruz. İşte buraya geldiği zaman şöyle hareket etsin, buraya geldiği zaman böyle hareket etsin. Çok muazzam bir performans beklentimiz yok. Tabii hal böyle olunca kafasına esen her konuda, her yerde JavaScript kullanılınca tabii ortalık toz duman olmuş. O ayrı bir konu. Yani web siteleri artık aman benim bilgisayarım değil, başkasının bilgisayarında çalışıyor bu JavaScript. Mesela siz kullanıcısınız, bir web sitesinin JavaScript'ini çalıştırdığınız zaman aslında orada enerji harcayan bilgisayar sizin bilgisayarınızdır. Client tabanında. Şu anda mesela ben bu web sayfasını açmışım. Benim bilgisayarım şu anda çalışıyor. Buradaki JavaScript'i benim bilgisayarım çalıştırıyor. Haliyle hani ne kadar enerji gitmiş, ne kadar gitmemiş, burası çok kötü, burada performans sıkıntısı var. Bunu mesela sunucu tabanlı kişiler, daha doğrusu JavaScript'i yazan kişiler çoğunlukla umursamıyor. Çok fazla göze batmadığı müddetçe.
Ama tabii biz mobilde de artık gittikçe web uygulamaları kullanıldığından dolayı, hibrit uygulamalar kullanıldığından dolayı bu da aslında bir problem. Yani çünkü telefonların şarjı gerçekten şarj mı şarj mı artık her neyse buna pek fazla dayanmıyor. Yani can çekişiyor. Eğer bazı uygulamaları kullandıysanız can çekişiyorlar web tabanlı uygulamalarda. Şarj çok çabuk bitiyor, batarya bitiyor, ömrü kısalıyor bilmem ne. Haliyle bir web uygulaması yapılacaksa bile artık JavaScript'ten daha fazla performans sunabilecek bir şeyler geliştirmek gerekiyordu. Tabii tek konu da bu değildi. Mesela çok eskilere gidersek web üzerinde bir uygulama çalıştırmak istediğiniz zaman, gelişmiş bir uygulama çalıştırmak istediğiniz zaman HTML bunun için yeterli değildi. O zamanlar tabii JavaScript de çok yeterli değildi. HTML de yeterli değildi. Haliyle başka işlerden, başka programlama dillerinin araçlarından yardım almak gerekiyordu. Mesela Java'nın appletleri vardı. Mesela diyelim ki bir Java uygulaması var. Siz bir siteye bağlanıyorsunuz. Oyun sitesi ama oyun Java ile yazılmış. Fakat bizim web sitesi Java çalıştıramıyor. Haliyle Java'yı çalıştırabilmek için ne yapıyorduk? Biz tarayıcılarımıza Java appletini çalıştırabilecek pluginleri yüklüyorduk. Aynısı mesela animasyon oyunlarında bu defa Flash için kullanılıyordu. Flash'ı hatırlamayan belki gençler hatırlamaz ama bizim ilk internet Türkiye'ye geldiğinde işte 2000'li 2010'lu yıllar arasında animasyon denildiği zaman sizin tek bir alternatifiniz vardı, o da Flash. Yani Java ile de yazılabiliyordu ama Flash bu konuda çok daha iyiydi. Video gösterme olsun, mesela YouTube'un ilk çıktığı yıllarda YouTube Flash kullanıyordu. Flash dediğimiz uygulama da Adobe şirketine ait bir şeydi. Haliyle biz tarayıcımızda bir animasyon, bir video çalıştırmak istediğimiz zaman Adobe'un işte Flash uygulamasını, eklentisini tarayıcımıza yüklemek zorundaydık. Ama Flash muazzam derecede yavaş çalışan, ki aynı şekilde Java appletleri de tarayıcı üzerinde çok aşırı yavaş çalışan uygulamalardı. Ve sadece tek sorun da bu değildi. Java için değil de Flash için diyorum. Kapalı kaynak kodlu bir plugin var orada da ve biz bunu tarayıcımıza kuruyoruz. Mesela Flash'ta çok ciddi açıklar ortaya çıkmasına rağmen Adobe bu konuda hiçbir şey yapmıyordu ve kimseyi de umursamıyordu. Çünkü tekeldi. Onun herhangi bir alternatifi yoktu. Tabii işin içine Google girince, ki Google hani büyük şirket olduğu için çok da yanlışı muhakkak vardır ama Google işin içine girince resmen Adobe'u sildi. Flash konusunda tabii. Adobe şirketi çok daha büyük bir şirket. Sadece Flash'a bağlı bir şirket değil. Ama Flash'ın egemenliğini bitirdi web uygulamasında ve bunu çok standart bir hale getirdiler. Ne yaptılar? Mozilla şirketiyle beraber, daha doğrusu vakfıyla beraber ortaya Canvas'ı ve SVG'yi çıkardılar. Neden Canvas? Canvas animasyonlar için yani oluşturulan bir standart oldu. Mesela buraya baktığınız zaman şurada mesela animasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilleri hareket ettirebiliyorsunuz piksel piksel. Ve bunu tarayıcı üzerinde yapıyorsunuz ve bunun için herhangi bir plugin, herhangi bir yan uygulama falan kurmanıza gerek yok. Bu resmen aslında bir devrim oldu. Tabii HTML5 ile birlikte geldi bunlar. Bir devrim oldu. Aynı şey mesela SVG ile de yapıldı. SVG de yine küçük uygulamalar, animasyonlar ve resim oluşturmalar için ortaya çıkarılan bir HTML5 standardı ama SVG tabii geçmişi biraz daha geriye dayanıyor. Bunlar sayesinde, HTML5 sayesinde biz bu uygulamaları web'in içerisine alabildik ve web'in içerisine aldıktan sonra da Flash'a ihtiyaç duymadan animasyonlarımızı, videolarımızı tabii şimdi Flash yavaştı dedik ama JavaScript de çok hızlı değil. Fakat tabii Flash'tan daha iyi. Daha performanslı. Yani Flash'ın bizim tarayıcımızda yediği bellek işlemci çok muazzamdı. Fakat Canvas'la beraber bu biraz azaldı. Azaldı azalmasına ama
Canvas o kadar güçlü bir araç ki, yani burada yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok aslında. 3 boyutlu oyun da yapabiliriz. Mesela Canva sadece 2 boyutlu oyunlar için değil. 3 boyutlu oyunlar da yapabilirsiniz burada. Ya da tasarımlar ya da modellemeler de yapabilirsiniz Canvas ile. SVG ile de mesela web sitesinde kullandığımız bütün mesela şunlar muhtemelen SVG'dir. Benim tahminim mesela. Bütün ikonlar falan hepsi SVG mesela. Basit animasyonlar SVG. Ondan sonra ne bileyim bizim kullandığımız bir sürü uygulama SVG. Inkscape mesela bu uygulama aslında SVG'yi çalıştıran bir uygulama. Düşünün biz bu uygulamada mesela SVG oluşturabiliyoruz, ikonlar oluşturabiliyoruz, resimler oluşturabiliyoruz, animasyonlar ekleyebiliyoruz, filtreleri yapabiliyoruz falan. Biz bunun aynısını web üzerinde de artık yapabiliyoruz. Ve mesela Blender dediğimiz bu 3 boyutlu muhteşem yazılım ki eğer hani gelecekte yaşı genç olan kişiler için diyorum. Blender'ı öğrenmek işin doğrusu sizin için çok müthiş olur. Mesela bu Blender'ın 3 boyutlu programı uygulaması. Animasyon da yapabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Render de yapabiliyorsunuz. Fizik simülasyonları da yapabiliyorsunuz. Bir sürü şey yapabilirsiniz Blender ile. Ve bunun aynısını biz artık web üzerinde Canvas ile de yapabiliriz. Ha tabii bu kadar gelişmiş bir şey yapabilmek için biraz kafayı sıyırmak gerekir. Ama sonuçta imkan var mı? Var. 3 boyutlu uygulama da yapabilirsiniz yani Canvas ile. Peki ben neden Canvas'ı seçtim veya aradaki fark nelerdir? Onundan biraz bahsedelim. Canvas daha çok animasyonlar yapmak için kullanılıyor. Ve tabii 3 boyutlu animasyonlarda veya modellemelerde yapabilirsiniz. SVG ise ikonlar için kullanılıyor. Daha basit animasyon mesela SVG'de de animasyon kullanılıyor ama SVG biraz daha basit animasyonlar yapabiliyorsunuz. Mesela burada SVG Tutorials burada var. Mesela bakın buraya. Burada bunu olduğu gibi bir HTML'in içine yazdığınız zaman şöyle bir ekran çıkarır. Şöyle bir yazı, resim. Bakın burada daire var. Arka planı kırmızı. Dairenin içerisinde yazı var gibi. Bunları mesela buraya baktığınız zaman görebilirsiniz az çok. Mesela burada rect oluşturmuş %100 %100. Yani tamamını kaplayacak, SVG'nin tamamını kaplayacak bir rectangle yani dörtgen oluşturmuş. Daha sonra bir tane circle oluşturmuş. CX 150 100 R 80 R biliyorsunuz radius yani yarıçap. Fill doldur ne ile doldur? Green yeşille doldur. C'ye nerede? Konumu Y konumu X konumu gibi. Burada mesela bir tane text oluşturmuş. O text'i de nereye eklemiş? Middle text anchor middle fill whites font size SVG. Tamam yani ortaya da SVG yazısını eklemiş. Gördüğünüz gibi gayet basit bir işaretleme diliyle biz burada resim oluşturabilmişiz. Şimdi burada mesela SVG'nin güzelliği şu. Ben eğer bu şekilde bir işaretleme dili kullanabiliyorsam ben CSS'yi de bunun üzerinde kullanabilirim. Yani HTML'i biliyorsanız az çok bilirsiniz. Mesela circle diye bir nesneye siz CSS'den class oluşturabilirsiniz. Hani bazı web sitelerinde görmüşsünüzdür belki ikonlar vardır ama ikonların içindeki renkler değişebiliyor. Arka planındaki renkler değişebiliyor. Soluk bir renk canlı bir hale dönüştürülebiliyor. Mesela hani Twitter'da vardır. Nedir? İşte retweet yapan o küçük simgeler var ya. Beğen, retweet et, efendime söyleyeyim paylaş gibi. Oradaki bütün simgeler, ikonlar aslında bir SVG. Aynı bunun gibi oluşturulan SVG'ler. Ama onlar mesela CSS ve JavaScript aracılığıyla mesela soluk yapılabiliyor. İşte ya da rengi değiştirilebiliyor. Mesela beğendiğiniz zaman kırmızı bir kalp oluşturuyor. Ama beğenmediğiniz zaman sadece kalbin siyah bir çerçevesi var. Bunların hepsi mesela SVG ve CSS ile yapılabilmiş. Bunun avantajı bu. SVG'nin avantajı bu. Yani siz JavaScript ve CSS üzerinden
SVG'nin bütün nesnelerine ulaşabilirsiniz. Mesela biz burada text oluşturmuşuz ya. Biz bunu CSS ile mesela daha farklı bir hale getirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki eğer şöyle ise şu sınıftan olsun dediğiniz zaman mesela SVG yazısı kırmızı olacak. Yok işte böyle ise sarı olacak gibisinden müdahale edebiliyorsunuz. Çünkü niye? Çünkü SVG işaretleme dili. Her şeyi bir işaretleme ile yapılmış. Bakın burada mesela bir etiket kullanılmış. Rect etiketi kullanılmış. Burada mesela circle etiketi kullanılmış. Dolayısıyla ben bu etiketleri eğer kullanabilirsem ki JavaScript'te kullanabilirim. Aynı HTML'deki DOM'a nasıl ulaşıp o DOM üzerinde nasıl değişiklikler yapabiliyorsam ya da CSS ile nasıl class oluşturabiliyorsam bunlara aynı şey SVG üzerindeki bütün nesneler içinde yapılabiliyor. Tabii bu SVG'nin avantajı. Peki dezavantajı ne? Dezavantajı aslında avantajından geliyor. Şöyle ki, şimdi mesela siz bir circle oluşturduğunuz zaman etiketle yapıyorsunuz. Bu ne kadar size kolaylık sağlasa da mesela animasyonda çok kısıtlı bir animasyon yapma imkanımız var. Burada varsa bir tane animasyon dosyası. Burada pek yok ama. Burada pek animasyona geçemedik ama. Şurada mesela nesneler var. Bakın burada bir sürü etiket var. Biz dediğim gibi JavaScript üzerinden bu nesnelere ulaşıp bunların bütün ayarlarını değiştirebiliyoruz. Efendime söyleyeyim. Pardon. Bunların bütün buradaki değerlerini değiştirebiliyoruz. Çünkü buradaki değerlerin her biri burada mesela bakın bu line'dir. Bu polyline. Mesela buradaki nesne buradan oluşturulmuş. Polyline'dan oluşturulmuş. Bunların hepsini değiştirebiliyoruz. Sadece JavaScript kullanarak çok basit bir şekilde. Ama biz burada SVG'nin standartlarına bağlıyız. Yani nasıl pikselleri nasıl oluşturulacağı konusunda tamamen SVG'ye bağlıyız. Animasyonlarda da mesela bize animasyon yapma imkanı veriyor ama yine SVG'nin özelliklerine, standartlarına bağlı olarak çalışmak zorundayız. Haliyle mesela çok ileri düzey olmayan, çok karmaşık işte efendime söyleyeyim buradan çıktığı zaman şöyle patlama gerçekleşsin, bu buna çarptığında şöyle olsun, yukarıya değdiğinde böyle olsun falan filan. Çok geniş bir iş yapacaksanız mesela SVG burada avantajı dezavantaja dönüştürüyor. Çünkü siz onun standartlarına uymak zorundasınız. O sizin ihtiyaçlarınıza ne kadar cevap verir o belli olmayabilir. Mesela oyunlar için sıkıntılı olur. Ama işte dediğim gibi mesela ikon oluştururken ya da küçük animasyonlar oluştururken müthiş bir kolaylık sağlayabiliyor. Mesela sizin gördüğünüz işte Facebook'ta, Twitter'da gördüğünüz işte bütün o beğen simgeleri mesela TikTok'ta sürekli kalp 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 ortaya çıkıyor ya. Onların tamamı aslında bir SVG ve o SVG'ye animasyon veriliyor aslında. O SVG'ler sayesinde yapılıyor. Ama nedir mesela o animasyonlar? Basit animasyonlardır. Ve çok da böyle sizin geniş çaplı oyun yaptığınız zaman size çok da imkan vermeyebilir. Ama öte yandan Canvas'ın avantajı ise kontrol tamamen sizde. Yani ne anima edilecek, hangi şekil oluşturulacak, nereden nereye çizilecek, rengi ne zaman değişecek, ne zaman değişmeyecek, fizik simülasyonu nasıl olsun, nasıl olmasın, hareket animasyon nasıl olsun, nasıl olmasın. Bütün kontrol sizde. Tabii bunun kötü tarafı şu. Bütün kontrol sizde ise burada tabii size yardımcı olabilecek araç sayısı kısıtlı demektir. Yardımcı olacak araç sayısı kısıtlıysa size daha fazla iş düşer. Mesela bu ikisinin arasındaki benim tabii biraz araştırmıştım daha önce. Mesela diyelim ki bu bir SVG olsun. Aynısını biz Canvas ile de yapabiliriz bu arada. Mesela diyelim ki siz burayı seçtiniz ve dediniz ki bu nesneyi sil. Bunu siz mesela SVG ile gayet basit yapabilirsiniz. Şu mesela o nesnedir. Ve siz JavaScript ile şunu diyebilirsiniz. Şu şekilde başlayan etiketi sil dediğiniz zaman bu silinecek. Gayet basit bir şekilde.
Ama aynısını Canvas'ta diyemiyorsunuz. Çünkü neden? Canvas mesela burada zaten direkt JavaScript kullanmak zorundasınız Canvas'ta. Sadece HTML olarak kullanılan şey nedir? Şöyle söyleyeyim. Burası tamamen JavaScript. Şöyle bir ekran oluşturuluyor ama bizim HTML olarak kullandığımız tek bir şey var. Bakın burada diyor ya, document get element by ID. Canvas ID'sine sahip olan bir tane nesne var. Bu kadar. HTML olarak sadece bu var. Başka hiçbir şey yok. Geri kalan her şey JavaScript ile yapılmış Canvas'ta. Mesela burada işte nesne oluşturuyorsunuz. Ney? Tamamen programlama diliyle oluşturuyorsunuz. Tabii Canvas'ın kütüphaneleri var. Bazı özellikleri var. Mesela bunların her biri bir Canvas şeyi, kütüphanesinden gelen metotlar. Ama mesela bu ne demektir? Bu mesela biz burada şu nesneyi oluşturduk ya. Artık elimizde bir tane şey yok. İşaret yok. Yani ben şurayı silmek istiyorum dediğim zaman bunu silebileceğim, bunu işaretleyebileceğim bir şeyi bana Canvas vermiyor. Ben bunun için ne yapmam lazım? Mesela diyelim ki burayı silmek istiyorsam ileri düzey bir programlama kullanmam lazım. Bu burada oluşturulan bütün pikselleri, bütün işte nedir? İşte fill rect, rect oluşturmuş, dörtgen oluşturmuş, stroke yapmış, clear yapmış. Buradaki bütün bu karmaşık şeyleri hafızada tutabilecek bir veri yapısı oluşturmam lazım ki burayı sil dediğimde silebilsin. Çünkü Canvas bir defa ekrana bir şekil oluşturduğu anda o artık o nesne sizin kontrolünüzden çıkmış oluyor. Tamamen ekrandaki piksellere dönüştürülüyor. Mesela burada SVG'de piksellere dönüştürülmüyor. SVG'de bir işaret olarak var zaten. Haliyle ben bu işaretle bu nesneyi kaldırabilirim ya da elips dediğim zaman şunu kaldırabiliyorum mesela. Çünkü nesne belli yani. Bu nesne bunu oluşturdu. Evet, bu nesneyi bize SVG veriyor ama haliyle biraz kısıtlayıcı oluyor ama ayrıca benim birçok işimi de görebiliyor. Ve ben istediğim zaman işte şu nesneyi sil diyorum, burayı tek siliyorum mesela. Ama Canvas'ta mesela diyelim ki siz şurayı sildiğiniz zaman ekranda işte Canvas'ın olduğu ekran şurası mesela pikseller üzerinden inşa edilmiş. Dolayısıyla siz bir şekil oluşturduğunuz zaman Canvas orada piksellerin renklerini tak 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 değiştiriliyor. Yani siz bir line oluşturduğunuz zaman artık o bir line değil. O Canvas'ın içerisindeki piksellerin değiştirilmiş hali, piksele dökülmüş halidir. Haliyle siz o piksellerin her birini kontrol etmekten artık uzaksınız. Siz artık kontrol edemezsiniz. O gitti. Unutun onu yani denize atmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Ekranda piksellere bölündü o line'ınız. Ve olay orada kapandı. Haliyle kontrol mekanizması Canvas'ta daha zor. Ama neyi daha kolay? Mesela animasyon yapmak daha kolay. Diyelim ki siz bir şekilde programlamayla şurayı sildiyseniz bile ne yaparsınız? Bütün geri kalanını tekrardan render etmek zorundasınız. Yani Canvas'ın geri kalanlarını tekrar baştan çizmek zorundasınız. Bir pikseli sildik gerisi kalsın diyebilmek için de ekstra bir kod yazmanız gerekiyor Canvas'ta. Canvas'ın avantajı ve dezavantajı da buradan geliyor. Tabii SVG'de burada hangi avantajları var? Buradan daha rahat anlayabilirsiniz. Peki neden mesela Canvas'ı seçiyorum? Canvas çünkü çok özel ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bir şey. Mesela SVG sizin ihtiyaçlarınıza yönelik ihtiyacınızın ne olduğu tabii burada tartışılır. Mesela küçük web sitesindeki küçük animasyonları oluşturacaksanız tabii ki SVG. Ama mesela bir oyun yapacaksanız SVG bunun için yeterli olmayabilir. Canvas kullanmak zorundasınız. Ama Canvas'ta da dediğim gibi mesela ekrandaki burada mesela her bir piksel artık Canvas'ın bir parçasıdır. Şu ile şu arasında Canvas'ın kendi yapısı gereği bir fark yok aslında. Siz burayı Canvas'tan işte şunu sildi diyemezsiniz aynı buradaki gibi. Şu elipsi sil diyemezsiniz. SVG'de bunu diyebilirsiniz ama Canvas'ta diyemezsiniz. Haliyle
Her nesneyi çizdiğiniz zaman kontrol mekanizması için bir miktar daha kod yazmanız gerekiyor. Yani burada biraz daha fazla algoritma lazım. Ama tabii öte yandan eğer kendinize güveniyorsanız yapabileceklerinizin sınırı burada yok Canvas'ta. Bu da tabii bayağı büyük bir avantaj sağlıyor. En basitinden bir örnek vermek gerekirse diyelim ki 10 tane çizgi çizdiniz burada. Ya da şunu düşünün. Bunu Canvas'ta yaptığınız zaman olay şudur. Mesela ben bir tane kare çizdim. Bunu bir vektöre ekledim. Bir kare daha çizdim. Bunu da vektöre ekledim. Bir daire çizdim. Bunu da vektöre ekledim. Canvas'ta diyelim ki mesela ben bunu silmek istiyorsam Canvas'a özel bir komut yaparım. İşte buraya tıklandığı zaman bunu seç. Artık bu nesne hangisi ise ID'sine göre bir nesne oluşturacağım. Daha sonra bunu mesela vektörden sildiğim zaman tabii bunu vektörden sildiğim zaman Canvas'tan silinmiyor. Canvas'a tekrar bütün bu şekilleri çiz demek zorunda kalıyorum. Canvas'ın çalışma mekaniği kısaca bu. Ama nedir dediğim gibi yani animasyon konusunda baya bir avantajı mevcut. O yüzden bizim kullanacağımız kütüphane şimdilik Canvas. Ama bazı yerlerde de SVG kullanacağız. Çünkü bazı yerlerde SVG'yi mesela biz Canvas içerisinde kullanabiliyoruz. Ama Canvas'ı SVG'nin içerisinde kullanabiliyor muyuz? Tam emin değilim. Fakat mesela ben burada oluşturduğum bir ikonu Canvas'ta da kullanabilirim. Sebebimiz Canvas kullanma sebebimiz kısaca bu. Daha zor ama olanakları daha fazla olduğu için biz Canvas'ı kullanacağız. Ve oyunlar için bu arada tabi animasyonda performans olarak Canvas SVG'den kat kat üstün. Onu belirtmeyi unuttum. Adamlar boş boşuna bu kadar Canvas'ta zorlayıcı olmamışlar. Yani bilerek zorlayıcı olmamışlar ama hızlandırabilmek için bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalmışlar. Olay bu. Evet, bir sonraki dersimizde zaten dediğim gibi Canvas olacaktı. Neden Canvas'ı seçtiğimizi anlattık. Yarın Canvas konusuna giriş yapacağız. Tabii bugünlerde ben sürekli video ekliyorum. Onun da sebebi okullar tatil olduğu için dersim falan yok. O yüzden kafa kulağım rahat. 15 gün süresince artık ne kadar video oluşturabilirsek oluşturacağız. Evet. O halde yarınki Canvas dersinde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.